Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bir iki dakika daha oyalanıp ondan sonra başlayalım. Olası yeni katılımlar için birazdan devam edeceğiz. Evet, tekrar merhabalar. Ben Doçent Doktor İsa Yıldırım. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. 2022 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Ulusal Konferansı 14 nolu oturumu, işaret ve görüntü işleme oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 5 tane sunumumuz var. Toplam oturum süresi 1,5 saat, 90 dakika. Sunum başına ortalama 18 dakika gibi bir süre ayırmamız gerekiyor bu durumda. 15 dakikayı aşmamasına özen gösterelim lütfen sunumların. Şimdi devamında kalan sürede de soru ve cevap seansı yapabilelim. Pekala. Programa baktığımız zaman programdaki ilk sunum Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden Müslüm Serhat Ünver ve Önder Aydemir'e ait olan EEG sinyallerinden trigonometrik dönüşüm esaslı çıkarılan öz nitelikler ile farklı stres kaynaklarının sınıflandırılması. Hazırsanız sunumunuza geçebiliriz. Ekran paylaşımınıza izin verilmiş durumda. Ekranınızı paylaşarak lütfen sunuma başlayabilirsiniz. Merhabalar hocam, sesim geliyor mu? Evet, merhaba. Geliyor. Duyabiliyoruz sizi. Tamamdır. Ekranımı paylaştım. Buyurun. Görünüyor mu acaba? Evet, ekranınızda görüyoruz. Başlayabilirsiniz Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhabalar. Kısaca biraz kendimden bahsedeyim. Çok da süreyi aşmayacak şekilde. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik ana bilim dalında yüksek lisans öğrenimi görüyorum. sunumunuzu. Bugün sizlere de yapmış olduğumuz çalışmamız EEG sinyallerinden trigonometrik dönüşüm esaslı çıkarılan öz nitelikler ile farklı stres kaynaklarının sınıflandırılması çalışmasından bahsedeceğim. Sunum planım şu şekilde gerçekleşecek. Öncelikle giriş kısmından bahsedeceğim. Neden böyle bir alana yöneldik? Neleri keşfettik? Nelerden bahsedeceğiz diye. Materyal ve yöntem kısmında veri seti tanımı, öz nitelik çıkarma konusunda neler yaptık? Verilerin sınıflandırılması, sonuçlar ve bulgular kısmından sizlere bahsedeceğim. Stres
17. yüzyılda tanımlanmaya başlanmış ve özellikle günümüzde insanların çalışma hayatı, ailede yaşanan sağlık durumları, alkol ve madde bağımlılığı, uyku problemleri, işte yeme içme düzeninde olan değişiklikler ve benzeri aslında birçok olumsuz olay ile tetiklenerek insanın fiziksel ve psikolojik tepkiler gösterdiği bir durum olarak ön plana çıkmaktadır. Stres terimi, endişe ve korku gibi olumsuz duyguları ve bunlarla ilişkili olarak işte bedensel değişiklikleri tetikleyen yaşam tarzı, ilişki sorunları, finansal sorunlar gibi dışsal veya kişilik yapısı, düşünme biçimi gibi içsel olaylara atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. İnsanların strese maruz kalmaları ve bunun erken tespitinin yapılamaması durumunda da depresyon, inme, uyku bozuklukları, kalp krizi ve benzeri birçok hastalığında tetikçisi olarak da kabul edilmektedir. Stresin tespiti konusunda uzman bir hekim strese maruz kalan bireylerle ikili görüşmeler, çeşitli anketler, davranış gözlemi ve benzeri aslında birçok farklı teknik uygulayarak onları muayene ediyor. Hastanın veya hastaya yakın kişilerin stres belirtilerini tespit edebiliyorlar. Ancak bazı durumlarda strese maruz kalan kişilerde hiçbir belirti göstermedikleri veya fark edilmesi zor belirtiler gösterdikleri de aslında literatürde görülmüş ve bahsedilmiş. Strese maruz kalan kişilerin stresin altında olup olmadıklarını objektif bir açıdan belirleyebilmek aslında erken tedavi, erken tespit açısından çok önemli bir faktör olarak da kabul edilmektedir. Bu açıdan da fark edilmesi zor belirtileri gösteren veya hiç belirti göstermeyen bir hastanın teşhis işlemi sırasında da EEG sinyalleri, EKG sinyalleri, kalp atış hızında olan değişiklikler, elektromiyogram, EMG, tıbbi görüntüleme gibi aslında birçok biyomedikal sinyal literatürde kullanılmaktadır. Özellikle strese maruz kalınan durumlarda gözle görülebilir belirtiler ortaya çıkmasa bile strese maruz kalma durumlarında kaydedilen işte EEG, EKG, kalp atış hızı değişkenliği gibi fizyolojik sinyallerin gürültü azaltma, öz nitelik çıkartma, örüntü analizi, sınıflandırmasının yapılması, görselleştirilmesi, modellemesi ve benzeri işlemlere sokulmasıyla stresin erken tespiti de aslında mümkündür. Yapılan çalışmalarla sinyallerin stresin altında fizyolojik durumunun ortaya çıkarılmasıyla erken tespitte aslında amaçlanıyor. EEG sinyalleri de kayıt aşamasında kapsamlı bir donanıma ihtiyaç duymaması, düşük maliyetleri olması, yüksek doğruluk oranları vermesi sebebiyle de hani stres seviyelerinin tespitinde de sıklıkla tercih edilen fizyolojik sinyaller olarak kabul edilmektedir. Şimdiye kadar literatürü incelediğimizde aritmatik test, strobe renk kelime testi, yansıyan ayna görüntüleri testi, işte Montreal görüntüleme stres testi gibi birçok birbirinden farklı stres yaklaşımı üzerinde de çalışmalar yapılmıştır. Biraz da ufak çok süreyi de aşmadan biraz da literatürden bahsedeyim. Mesela Gonzales ve arkadaşları stres seviyelerini belirlemek için EEG ve EKG sinyallerine dayalı çoklu algılama sistemi önermişler. Bu doğrultuda da 24 kişiden topladıkları EEG ve EKG verilerini eş zamanlı olarak kaydedilirken kişilerin rahatlama, aritmatik ve sol sağ el kaldırma testlerine maruz bırakarak stresi belirlemişler. Bir diğer çalışmada ise Altap ve arkadaşları da işte 30 katılımcıdan oluşan bir grubun aritmatik test soruları çözümü ve gevşeme durumunda, rahatlama durumunda kaydedilen EEG sinyallerine dayalı olarak iki seviyeli insan stresini sınıflandırmak için diğer özelliklerle birleştirilmiş alfa, beta, teta, beta oranlarının bant gücüne olan etkisini araştırmışlardır. Yine farklı bir çalışmada Tsai ve arkadaşları da 12 tane masa tenisi oyuncusu üzerinde rahatlama durumu, strobe renk kelime testi ve zihinsel aritmatik testleriyle stresli ve stressiz durumları oluşturmuşlar. Lojistik regresyon, destek vektör makinesi, karar ağacı gibi algoritmaları kullanarak da kıyaslamalarını yapmışlardır. Son olarak bir çalışmada ise Valerov ve arkadaşları da 23 katılımcıdan oluşan işte denek grubunun Montreal görüntü izleme sistemiyle ve ardından da 360 derecelik bir sanal gerçeklik gevşeme deneyimiyle topladıkları EEG verilerini kullanarak gene regresyon algoritmalarına dayalı nicel stres değerlendirmesi için alternatif önermişlerdir. Serhat, affedersin. Biz sunumun giriş sayfasında kaldık. Öyle mi hocam? Evet.
Şu an oynuyor mu hocam? Şu an oynuyor, evet. Şurada kaldım ben. Evet, bunu, okey, tamam. Yani tamam. Giriş sayfasına bir şekilde geri gittik. Tamam. Yani şu an ne var hocam ekranda? Şu an bu çalışmanın amacıyla başlayan cümle. Ha, evet, oradayım zaten hocam. Tamam. Şurada kalmıştım. Ha, bu ve benzeri çalışmalarda da, hani bahsettiğim çalışmalarda da görüldüğü üzere literatürde çoğunlukla gevşeme, rahatlama durumuna karşın stres durumları sınıflandırılmıştır. Bizim önerdiğimiz, yaptığımız çalışmada ise farklı stres durumları yaratan görevler esnasında kaydedilen EEG verilerinin birbirleriyle sınıflandırması üzerine çalışmalar yaptık. Dolayısıyla farklı stres yaklaşımlarının birbirleriyle sınıflandırılması, geçmişte üzerine çalışılan işte rahatlama durumu ve stres yaklaşımının birbirleriyle sınıflandırılması problemine göre aslında daha zor olan bir problemi bu çalışmada ele almaya çalıştık. Bizim çalışmamızın amacı da ayna görüntüleri ve stroke renk kelime testi ile oluşturulan stres seviyelerinin trigonometrik dönüşümler ile önceliklerini çıkartarak iki farklı aslında stres yaklaşımını sınıflandırmak. Materyal ve yöntem kısmına geldiğimizde şunlar biraz gireyim. İnsan bilgisayar arayüz uygulamaları işlevselliğini ve ya da işte kullanıcının durumunu gözlemlemeye ya da kullanıcının fikirlerini teslim etmesine izin vermeye dayandırıyor. İnsan bilgisayar arayüz sistemi beyin dalgalı dalgalar kaydediyor. İstenen görevi tamamlamak için de bunları bilgisayar sistemine gönderiyor. İletilen dalgalarda bir fikri ifade etmek veya bir nesneyi kontrol etmek için de kullanılabiliyor. EEG sinyalleri kullanılarak aslında gerçekleştirilen sınıflandırma işlemleri de 3 temel adımdan oluşuyor. Bunlar aslında birbirine çok sık sıkıya bağlı olan 3 adım olarak nitelendirebiliriz. Ön işleme aşaması, ön nitelik çıkarma aşaması ve sınıflandırma aşamaları olarak birbirlerinden ayırabiliriz. Temel olarak da ön işlem aşamasında sinyal görüntüden arındırılıyor, bir pencereleme işlemi uygulanıyor. Devamında pencereleme işlemi uygulandıktan ve görüntüden arındırılan sinyaller en iyi biçimde, onları yani sinyali en iyi biçimde temsil edebilecek şekilde çeşitli ön nitelikler kullanılarak ön nitelikleri çıkarılıyor. Son aşamada da çıkarılan ön nitelikler işte ilgili olan etiketlerle bir sınıflandırıcı yardımıyla da sınıflandırılıyor. Biz de çalışmamızda veri setimizde bulunan EEG sinyallerinin ön işleme aşamasından sonra normalize ederek trigonometrik dönüşümlerini aldık. Bunun devamında da dalgacık dönüşümü kullanarak sınıflandırma işlemini gerçekleştirdik. Birazcık veri setimden bahsedeyim sizlere. Çalışmamızda kullanıma açık olarak sunulmuş stroke renk kelime testi, aritmatik görev ve ayna görüntüleri kullanılarak aslında kişilerde stres oluşturulan EEG tabanlı bir veri seti kullandık. Veri setimizde toplamda 14'ü kadın, 26 tanesi de erkek olmak üzere toplamda 40 deneyin, 32 kanallı bir emotif fleksiyel kitiyle birlikte EEG verilerinin kaydedilmesiyle oluşturulmuş bir veri seti. Deney prosedürünü de aslında şekil 1'de gösteriyoruz. Birazcık deney prosedüründen bahsedeyim, çok kısa. Her bir denek için deney süresinde toplamda 3 deneme kaydedilmiş bu veri setinde. Denemenin ilk aşamasında denekten 25 saniye boyunca bir gevşemesi, bir rahatlaması, stressiz bir durumda olması bekleniyor, isteniyor. Sonrasında bunun devamında stroke renk kelime testi ile ilgili bir talimat listesi geliyor. Ne yapması gerektiği ile alakalı 10 saniye boyunca bu deneye gösteriliyor. 25 saniye boyunca testi yapması ondan bekleniyor. Devamında gene 5 saniyelik bir rahatlama süreci var. Sonrasında da farklı ayna görüntüleri, yansıyan ayna görüntüleri talimatları yine bir 10 saniye gösteriliyor ve 25 saniye boyunca bu testi yapması onlardan bekleniyor. Yine bir 5 saniyelik gevşemeden sonra da aritmatik test hakkında 10 saniyelik talimat ve 25 saniyelik aritmatik test deneklere uygulanıyor. Ön nitelik çıkarma aşamasında, ön nitelik çıkarma aslında bir veriyi sınıflandırmada işlemi oldukça kolaylaştıran, doğru seçilmiş bir ön nitelikle de sınıflandırma işlemi sınıfları daha ayırt edici ve verileri kendi aralarında daha kolay ayırt edilmesini sağlayan bir olaydır. Ön nitelikler sınıflandırma sınıf kümelerinin iyi bir şekilde sınırlarını belirlemiş oluyor. Kısaca ön niteliklerde sınıflandırılan küme sınırlarını ve verileri birbirinden daha kolay ayırt edilmesini sağlıyor. Biz de çalışmamızda normalizasyon, trigonometrik dönüşüm, dalgacık dönüşümü, standart sapma, medyan, toplam, çarpıklık
skimless kullanarak ön teğetlerin çıkarması işlemini gerçekleştirdik. Trigonometrik dönüşümü şu şekilde yaptık. Çalışmamızda verilerdeki tüm ilişkileri aslında tam olarak koruma avantajına sahip olan min-max normalizasyon yöntemini kullanarak EEG verilerini 0-1 aralığında normalize ettik. Bunun devamında da 0-1 aralığında normalize etmiş olduğumuz EEG verilerini MATLAB ortamında 0 derece ile 360 derece aralığına gelen, karşılık gelen 6.28 ile çarptık. Ve bunun devamında da normalize edilen verileri sinüs ve kosinüs dönüşümleri alarak EEG verilerinin trigonometrik dönüşümlerini elde etmiş olduk. Öz nitelikleri devamında da dalgacık dönüşüm yöntemi kullanarak hesapladık. Dalgacık dönüşümü de zaman fonksiyonu ile aslında ölçeklendirme ve kaydırma işlemlerini yaparak durağan olmayan sinyallerde alçak ve yüksek frekans bileşenlerinin hesaplanmasını sağlayan bir yöntemdir. Düşük frekans seviyelerinde geniş, yüksek frekans seviyelerinde dar pencereler aralığında verilerin daha net bir şekilde incelenmesini sağlamaktadır. Böyle bir imkan sunmaktadır bize. Devamında standart sapma, dağılım varyasyonlarını karekökü olarak ifade edebiliriz. Medyanda verilerin üst yarısı ile alt yarısını birbirinden ayıran bir sayı olarak tanımlanmaktadır. Toplamda işaretlerin, elimizdeki işaretlerin genliklerinin toplamı amacıyla kullandık. Skimless'ta değerin pozitif, negatif veya sıfır olmasına bağlı olarak pozitif çarpık, negatif çarpık olup olmadıklarına karar veren bir yöntem aslında. Sınıflandırma aşaması için de çalışmamızda sinyallerin sınıflandırılması için işte KAYEN yakın komşuluk, bias, karar ağacı, destek vektör makinelerini kullandık. Kısaca onlardan da çok kısa bir bahsedeyim. KAYEN yakın komşuluk algoritması sınıflandırma problemlerini çözen denetimli bir öğrenme algoritması. Kolay kullanılabilir, üstün performans sayesinde başarılı sonuçlar veren bir algoritmadır. Veri sınıflandırılması yapılırken de mevcut veriler arasındaki mesafe ve benzerlikler dikkate alınarak sınıflandırma işlemini gerçekleştiriyor. Bayes de sınıflandırma etiketleriyle belirli bir özellik kullanarak olasılık temellerine dayandırarak bir sınıflandırma yöntemi gerçekleştiriyor. Basit ve yüksek verimli olması sebebiyle de gene literatürde sıklıkla tercih edilen bir algoritma. Karar ağacı algoritması da öğrenilen fonksiyonu bir karar ağacı şeklinde temsil eden ayrık değerli hedef fonksiyonu yaklaşmak için kullanılan bir teknik. Destek vektör makineleri de hem regresyon hem örüntü tanıma işlemleri için kullanılan bir öğrenme algoritması diyebiliriz. Gene bunlar da destek vektör makineleri de yüksek boyutlu aslında problemlerin, verilerin olduğu problemlerin çözümündeki avantajları sayesinde de birçok alanda uygulanmaktadır. Çalışmamızda ayna görüntüleri ve stop rank kelime testiyle oluşturulan iki farklı stres yaklaşımının sınıflandırılması üzerine çalıştık. Sinyal işaretlerimizin ön nitelerini trigonometrik dönüşüm, işte bahsettiğim gibi dalgacık dönüşüm, medyan, top, skimless gibi yöntemleriyle belirledik. Ve 10 deneme ile ön nitelikleri çıkarılan sinyalleri az önce bahsetmiş olduğum sınıflandırıcılarla sınıflandırdık. Ayna görüntüleri ve stop rank kelime testi için yapılan trigonometrik dönüşümlerinde 16 farklı dalgacık ile elde edilen sonuçlarında bir çizelge haline getirdik. Bunun sonucunda sinüs dönüşümü için en yüksek sınıflandırma doğruluğumuzu destek vektör makinelerinde ve Gauss 3 ana dalgacığındaki kullanımlarında %72,5 olarak hesapladık. Gauss 1 ana dalgacığında da K en yakın komşuluk %70,83, işte Bayes'te 68,33 ve benzeri çıktı aslında. Kosinüs dönüşümü içinde de en yüksek sınıflandırma doğruluğunu K en yakın komşulukta ve Gauss 1 ana dalgacığında %70,83 olarak hesapladık. Gene bunun devamında işte Moret ana dalgacığında Bayes %61,67 ile onu takip etti ve en yüksek doğru oranlarını bu şekilde ulaştık. Gene ayna görüntüleri ve stop rank kelime testi verilerini trigonometrik dönüşümler alınmadan gene 16 farklı dalgacık ile çıkarılan ön niteliklerinde inceledik. Gene aynı koşullar altında. Bunda da KAYEN yakın komşuluğu POIF 2 ve DB3 ana dalgacıklarında %72,5 olarak hesapladık. SIM3 ve SIM4 ana dalgacıklarında 70,83 ve benzeri değerlerle gene en yüksek sınıflandırma doğrularını elde etmiş olduk. Çalışmamızda
Şunu amaçladık aslında. EEG sinyallerindeki trigonometrik dönüşüm esaslı çıkarılan özellikleriyle farklı stres kaynaklarının sınıflandırılmasını yapmak istedik. Farklı stres kaynakları olarak belirlenen strobe renk kelime testi ve yansıyan ayna görüntüleri testiyle verilerin birbirleriyle trigonometrik dönüşüm esaslı sınıflandırılması sonucunda da en yüksek sınıflandırma doğruluğunu %72,5 olarak hesapladık. Önerilen yöntemle de strese sebep olan farklı stres kaynaklarının tespit edebileceğini göstererek stresin kaynak sebebinin belirlenmesi ve buna göre çözüm yollarının üretebilmesinin altyapısını gerçekleştirmeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadardı. Peki, teşekkür ederiz. Sayın Serhat Ünlü'ne teşekkür ediyoruz. İzleyicilerden, dinleyicilerden, katılımcılardan sorusu olan var mı acaba? Sorusu olan varsa mikrofonunu açıp sorusunu iletebilir ya da yorumu olan. Ben bir iki bir şey sormak isterim. Çalışmanızın literatürde bu alandaki diğer çalışmalarla kıyaslanması konusunda var mı bir bulgunuz? Bunu bildirinizde de göremedim. Sunumda dolayısıyla belki yer vermediniz. Aynı problem için literatürde diğer mevcut önerilen yöntemlerle karşılaştırmak gerekirse bir şeyler söyleyebilir misiniz? Hocam aslında durum şöyle. Normalde yani stres yaklaşımlarını, yani stres tespitini yaparken bir stresli durum oluşturuluyor kişilere yönelik. Bir de bunların rahatlama verileri elde ediliyor. Hani ikili sınıflandırması yapılırken işte farklı farklı stres durumlarıyla gevşeme durumları kıyaslanıyor. Ama tabii bazen 3 sınıflı ve 4 sınıflı stres karşılaştırmaları da oluyor. Şöyle yaklaştık biz olaya. Biz direkt olarak hiç gevşeme durumunu, yani rahatlama durumunda, yani bireyin kişisel nasıl diyeyim size, stressiz durumuyla stresli durumunu karşılaştırmak. Yani direkt bir stresli durumla farklı bir stresli durumu kıyaslamaya çalıştık. Mesela strobe renk kelime testiyle yapılan işlemlerle yansıyan ayna görüntülerindeki yapılan işlemler, bunlar aslında farklı soruları karşılayan farklı işlemler ve insanlarda da farklı stres durumları oluşturuyor. Ve bu tabii ki veriset tanımını yaparken de çok da fazla detaya inmedim, sürem kısıtlı olduğu için. Hani bunlarda belli başlı süre sınırları oluyor. Bazı mesela çalışmalarda gördüğüm, bazen tek bir işte aritmatik stres testi üzerinden gidiyorlar ve 4 farklı stres seviyesi oluşturuyorlar. Bunda mesela diyor ki daha kolay soruyor, daha uzun bir zaman veriyor, daha az bir stres oluyor. Sonra işte soruları zorlaştırıp süreyi daraltıyor. Ona göre talimatlar veriyor. Böyle farklı farklı stres algılar oluşturuyorlar. Ama biz de hani bu şekilde direkt hani farklı stres yaklaşımlarını deneyimlemek istedik. Bu zaten bizim çalışmamızın çok ön bir çalışması. Devam ediyorsunuz. Bunu çok daha fazla devam ettirdik. Çok daha farklı konumlara getirdik aslında. Güzel. Peki bir diğer soru. Belirlediğiniz öz nitelik çıkarma yöntemlerinde ve seçtiğiniz sınıflayıcılarda kriteriniz ne oldu? Neye dayanarak bunları seçtiniz? Hocam aslında bakarak mı? Biraz literatürü, tabii ki literatürün de etkisi oldu. Çünkü mesela sınıflandırıcı aşamasında hani literatürde en çok tercih edilen sınıflandırmalar K'ye yakın komşuluk, bias, destek vektör makineleri, bir de karar ağacı algoritmaları. Bunlar sıklıkla tercih ediliyor. Tabii bunun haricinde işte farklı farklı algoritmalar da var. Yani kendi önerdikleri algoritmalar da oluyor. Hani biz daha bu ön çalışmaydı. Biraz daha hani ilerleyen süreçlerde neler görebiliriz'i denerken daha böyle en çok kullanılan algoritmaları tercih etmek istedik. Özellik aşamasında da veri setimiz biraz yoğun aslında. 40 tane kişi var. Her biri için 3 deneme alınıyor. 32 kanallı ve 3x3200 de veri alınıyor. 256 Hz olması lazım örnekleme frekansının da. Aslında çok fazla bir veriyle oynuyoruz. Yani bunu belli bir, mesela bir dalgacık dönüşümüne soktuğumuzda veya farklı bir işleme soktuğumuzda da ya bize uzun süre boyunca bilgisayarın çalışmasına neden oluyor. İlk etapta biraz kusura bakmayın. Yani biraz da o şekilde denemeye çalıştık. Biraz deneme yanılma şeklinde oldu. Verinizin hani büyük bir veriden bahsediyorsak o zaman tabii akla gelen haliyle bir soru. Son olsun bu soru. Süre tabii kısıtlığından dolayı.
Olası derin öğrenme uygulamaları ve potansiyeli hakkında bir şey, öngörünüz var mı? Hocam şöyle, aslında ilerleyen yani derin öğrenme algoritmalarına daha fazla bakmadım. Yani incelemedik. Biz gene bu kulvarda ilerliyoruz. Şimdi olay zaten trigonometrik dönüşümde bitiyor. Yani şimdi biz burada hani ön gösterim olarak sinüs ve kosinüsü gösterdik. Ama aslında çok farklı trigonometrik dönüşüm yaklaşımları var. Hani beraber çalıştığımız bir matematikçi hocamız da var. Onunla beraber incelediğimizde hani trigonometrik dönüşümde aslında olay bitiyor ve o şekilde ilerleyebiliyoruz. Şu an için öyle bir öngörümüz yok ama ilerleyen süreçlerde olabilir tabii. Gene hala üzerinde çalışıyoruz. Peki. Peki, tekrar teşekkür ederiz size katılımınız ve sunumunuz için. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Peki. O zaman ikinci sunumumuzla devam edebiliriz. Eğer hazırlar ise. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden Barış Yazar ve Şevket Gümüştekin'in aynalar içeren eşit dağıtılmış dört yönlü bir düzenek kullanarak gerçek zamanlı doku haritalı üç boyutlu geri çatım başlıklı bildirisinin sunumu için hazırlarsa ekran paylaşımı ile birlikte başlayabilirler. Merhabalar. Merhaba. Hemen ekranı paylaşıyorum. Şu an ekranım geldi mi? Evet, görebiliyoruz. İyi, net olarak da duyabiliyoruz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben Barış Yazar. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisansımı yaptım. Doktoramın ilk senesindeyim şu an. Doçent Doktor Şevket Gümüştekin'le beraber yaptığımız aynalar içeren eşit dağıtılmış dört yönlü bir düzenek kullanarak gerçek zamanlı doku haritalı üç boyutlu geri çatım çalışmasını sizlerle paylaşacağım. Burada şu şekilde gidecek sunumumuz. Öncelikle bir problem tanımını yapacağım. Burada amaçlarından bahsedeceğim size. Daha sonrasında düzenek tasarımı, kamera kalibrasyonu ve üretilen şekil üzerine literatür taramalarına biraz değineceğiz. Ardından önerilen metotla önerilen metodu sunup ardından sonuçları sunarak size sunumumu bitireceğim. Şöyle ki biz burada bu projeyi yaparken öncelikle amacımız 3 boyutlu geometrisini ve yani bir nesnenin 3 boyutlu geometrisini ve yüzey dokusunu en verimli şekilde almak istedik. Bu verimliden kasıt şöyle bir şey. Olabildiğince hızlı ama hızı kullanırken bilgiden de kaybetmek istemedik. Bunu bilgiden kaybetmemek veya bilgiyi en iyi şekilde alabilmek için düzeneğimizi eşit olarak dağıtılmış bakış açılarına dayandırdık. Burada bu konuya biraz sonra bir daha değineceğim. Ayrıca düzeneğimizin olabildiğince düşük maliyetli olmasını istedik ki herkes tarafından yapılabilsin, tasarlanabilsin daha sonrasında diye. Bu düzenek için yine bir kalibrasyon prosedürü tasarladık. Bu prosedürün olabildiğince esnek olmasını istedik ki ileride eğer ki düzenekle bir değişiklik yapacaksak hani bütün kalibrasyon prosedürünü tekrar tekrar en baştan yapmamak için. Ardından bir süreçten şekil algoritması kullanarak bu düzeneği test ettik. Öncelikle düzenek tasarımından bahsedersek, ya tabii burada düzenek tasarımı derken biz bir 3 boyutlu geri çatım yapacağız ve bu 3 boyutlu geri çatımı süreçten şekil olarak kendimize hedef koyduk. Süreçten şekille çalışacağımız için süreçten şekil tasarımlarına, yani düzenek tasarımlarına bakacağız literatürde. Bunları literatüre baktığımızda 3 ana gruba ayırabiliriz. Birincisi çoklu kamera, ikincisi döner tablo ve üçüncüsü aynalı düzenekler. Çoklu kamera düzenekleri şöyle ki çok çok aşırı derecede bütçenizi yorabilecek ama buna karşı çok tasarımsal olarak size hiçbir kısıtlama koymayan, her türlü tasarımını sağlayabileceğiniz güzel bir düzenek çeşidi. Ama dediğimiz gibi biz bütçemizi olabilecek kısacağımız için böyle bir sisteme başvuramayacağız. İkinci bir düzeneğimiz döner tablalı düzenekler. Bu düzenekler bir tane döner tabla ve ayrıca bir adet kamera ile oluşmaktan, yani bir adet kamera ile oluşmaktadır. Bu düzeneğin kendine güzel haslı özellikleri var. Öncelikle çok fazla görüntü yakalandığı için çok iyi bir 3 boyutlu geri çatım sonucu bize verebiliyor. Ama şöyle ki hareketli bir nesnenin 3 boyutlu geri çatımını bu tip düzenekte yapamazsınız. Bu sebeple hani tasarımsal olarak bizi çok kısıtlıyor ama buna karşın çok fazla görüntüyle çok daha iyi 3 boyutlu geri çatım yapılabiliyor döner tablolu düzeneklerde.
Son seçeneğimiz ise aynalı düzenekler. Burada aynalı düzeneklerin genel amacı var olan bütçe problemini ortadan kaldırmak. Yani burada birden fazla ayna koyarak, yani bir kamera ve birden fazla ayna koyarak olabildiğince çok fazla açıdan nesnenin silüetini yakalayabilmek amaçlanmıştır. Burada multi kamera, yani çoklu kamera sistemleri kadar fazla seçeneğiniz olmasa tasarımda, yani bu kadar çeşitliliği sağlamasa da çok gayet iyi bir çeşitlilik sağlayabilmektedir. Görüş açılarını yakalayabilmektedir. Peki biz kendimizi bir tasarım seçeneğiyle sınırlandırmadan önce hani amacımız olan optimum tasarımı nasıl sağlayabiliriz diye kendimize sorduğumuzda şu şekilde, hani 4 tane kameranız olduğunuzu varsayarsanız bu kameraları bir kürenin üzerinde birbirine eşit uzaklıkta yerleştirdiğinizde soldaki resimdeki gibi bir sistem oluşturursunuz. Bu sistem kameraların bulunduğu 4 nokta tetrahedron yapısını oluşturur. Tetrahedron yapısını buradaki bu optimum sisteme sağladığı şey şu şekilde. Birincisi, bu kameraların her biri birbirine eşit uzaklıkta olduğu için eşit olarak dağıtılmış görüş açılarını bize sağlar. İkincisi ise bu kameraların her biri nesneye eşit uzaklıkta olduğu için, ayrıyetten yani ortadaki cisme eşit uzaklıkta olduğu için, yani birbirinden nesneyi gereğinden fazla büyük veya gereğinden fazla küçük görmeyiz. Yani burada bizim aradığımız optimum sistem açıkçası bu şekilde tetrahedronun köşelerine koyulmuş 4 tane kameradan oluşmaktadır. Ama dediğimiz gibi biz bu 4 kameralı bir sistem yaratmak istemediğimiz, yani tek bir kamerayla ve ucuz bir sistem yaratmak istediğimiz için biz bu sistemi aynayla gerçekleştirebilir miyiz diye baktığımızda, şöyle ki bir önceki sunuma bakarsanız bu sarı kamerayı kendinizin gerçek kameranız, şuradaki kırmızı kamerayı ise sanal kameranız olarak düşünürseniz ve sarı kamera, kırmızı kamera ve ortadaki cisimden geçen bir kesit alırsanız bu resimde, buradaki gördüğünüz resmi elde edersiniz. Burada C noktası bizim gerçek kameramız, MC noktası ise bizim sanal kameramızdır. Eğer biz sanal kameramızın tam olarak bu noktada oluşmasını istiyorsak, gerçek kameramızla sanal kameramızın arasına bir tane ayna koymalıyız, tam orta noktasına. Ve aynanın normali bu şekilde gördüğünüz gibi olmalı. Bu aynanın kendi düzlemine dikkat ederseniz, aynanın kendi düzlemi aynı zamanda objenin üzerinden geçmektedir. Yani böyle bir sistem oluşturmaya kalkarsanız aynalar içle, hiçbir zaman aynanın içerisinde objenin kendisini göremeyeceksiniz. Bu yüzden aynalarla bizim istediğimiz optimum sistemi oluşturmak imkansızdır. Ama ne yapabiliriz diye peki tekrar düşündüğünüzde, eğer ki aynayı tam orta noktasına değil de tetrahedronun köşesine taşırsanız ve bunun normalini CPO açısının açıortay olarak ayarlarsanız, sizin sanal kameranız gerçek kameranıza göre daha çok uzakta ortaya çıkar ama yine de eşit olarak dağıtılmış görüş açılarını, yani optimum sistemin bu özelliğini size tekrardan sağlayabilir. Bu sebeple bizim oluşturmak istediğimiz sistem sağdaki gördüğünüz resimdeki gibidir. Tetrahedronun köşelerine yerleştirilmiş 3 adet ayna ve bunun cismin tam üstünde bir tane gerçek kameradan oluşuyor. Böylelikle biz bir cismin 4 ayrı açıdan görüntüsünü yakalayabiliyoruz sadece tek bir fotoğraf ile. Peki böyle bir sistemin kalibrasyonu nasıl olmalı? Dediğimiz gibi ileride bir sistemsel değişiklik yaparsak bu kalibrasyon olabildiğince esnek nasıl yaratılabilir? Öncelikle biz kameramızın çalışma modeli olarak iğne deliği modelini kullandık. Burada dışsal parametre olarak rotasyon matrisimiz ve öteleme vektörümüz mevcut. Buna ek olarak da içsel parametrelerimiz ise focal length, yani odak noktamız ve merkez noktamız ve skew rate'imiz. Bu parametrelerin kalibrasyonu artık günümüzde kalibrasyon algoritmalarıyla yapılabilmektedir. Bunların en ünlüsü zengin kalibrasyon algoritması. Ama biz burada dışsal parametreleri ve içsel parametreleri iki ayrı aşamada elde edeceğiz. Öncelikle zengin kalibrasyon algoritması ile gerçek kameramızın içsel parametrelerini hesaplıyoruz. Bu algoritma çok esnek bir algoritma. Sadece bir tane dama desenli basit bir düzlemsel kalibrasyon objesini birkaç farklı pozisyonda
resmini alarak kameramızın kalibrasyonunu sağlayabiliyoruz. Bu zengin kalibrasyon algoritması ile içsel parametrelerimizi elde ettikten sonra bu içsel parametreleri Goa'nın dışsal kamera kalibrasyonu algoritmasında kullanacağız. Bu algoritma öncelikle içsel parametrelerin hesaplanması gereken bir algoritma. Yani kendisi bir içsel parametre hesaplamıyor. Tamamıyla dışsal parametrelere odaklanmış bir algoritma. Ve kalibrasyon objesi olarak bir tane küre kullanıyor. Herhangi bir küre olabilir bu. Çok bir önemli bir özelliği yok. Sadece bu kürenin yarıçapı bilinmeli. Bu kürenin kendisinin birden fazla noktada fotoğrafını çekildikten sonra her kamerada gördüğünüz gibi iğne deliği kamera modelinde iğne deliği kameranın modelinin bir bozulumu vardır. Buradaki merkeze yaklaştıkça küre daha çok daireye benzerken merkezden uzaklaştıkça elipse benzemektedir. Bu elipsin küçük ekseni, büyük ekseni ve merkez noktası kullanılarak fotoğrafı alınan kürenin her bir fotoğrafta 3 boyutlu eksende yani dünya koordinatlarında nerede olduğu bulunmalıdır. Bunu Goa'nın kendisi iki ayrı algoritma ile kendi makalesinde önerdiği metotlar var ama kendi önerdiği metotlardansa Pende'nin oluşturduğu bir metot var. Pende'nin küre konumunu belirleme algoritması Goa'nın algoritmalarından çok çok daha iyi çalışmakta. Bu sebeple Pende'nin metodunu kullanarak bu kürelerin 3 boyutlu dünyada dünya koordinatlarını bulduktan sonra Goa'nın ekstensif kamera calibration algoritmasına sokarak dışsal kamera calibration algoritmasına sokarak dışsal kamera kalibrasyonu da yaptık. Bir saniye alayım. 4 dakikalık bir ortalama süreniz kaldı. Tamamdır. O zaman biraz daha hızlı gidersek. Şöyle ki projemizin son aşaması bir 3 boyutlu geri çatım algoritması yaratmak. Burada biz silüetten şekil kullandık. Silüetten şekil diğer algoritmalara göre çok daha basit ve var olan resmin silüetlerini kullanıyor. Burada iki ayrı bölüme bölünebilir. Bunlardan birisi hacim tabanlı, diğeri ise yüzey tabanlı seçenekler. Biz burada hacim tabanlı bir silüetten şekil algoritması kullandık. Bunun sebebi ise bu algoritmalar paralelleştirilebiliyor ve daha hızlı bir şekilde yaratılabiliyor. Bunu yaparken var olan ekseni her birini eşit sayıda bir parçalara böldük. X, Y, Z olarak ve bunları dünya koordinatları olarak set ettik. Daha sonrasında bu resmin her birini, bu dünya koordinatları silüetine, resmi alınan silüetin olduğu resme aktardık. Burada eğer ki aktarılan dünya koordinatı silüetin içerisindeyse 1, silüetin dışarısındaysa 0 olarak etiketlendi. Burada bütün silüetler için 1 konumundaysa o voxel yani 3 boyutlu pikselimiz bizim 1 olarak atandı ve 3 boyutlu geri çatım yapıldı. Burada bunun ardından doku kaplama işlemi yaratılması gerekiyor. Bu doku kaplama işleminin bizim için şöyle bir zorluğu var. Kameralarımızın hepsi eşit uzaklıkta olmadığı için kameraların normalleriyle çalıştık daha çok. Burada kameraların nesneye eşit uzaklıkta 4 tane nokta oluşturup her bir voxel'ın bu noktalara olan uzaklıkları hesaplandı ve bu hesaplamalara göre eğer hangi noktaya daha yakınsa o noktanın kamerasından doku bilgisi alındı. Buradaki doku kaplama sisteminin bir algoritması şekilde görüyorsunuz. Aşağıda örnek bir resim ve bu resimden oluşturulan doku kaplamalı bir geri çatımın resimleri var. Bundan bir sonraki resmin bu doku kaplamalı resmin 3 boyutlu döner hali. Burada gördüğünüz resimde kameraların gördüğü tarafta doku kaplama gayet iyiyken kameraların kesişim yerlerinde ise ne yazık ki bir karmaşıklığı sebebi olduğu için siyah siyah noktalar oluşmuş durumda. Biz bu algoritmayı sayıları yani voxel sayımıza göre algoritmanın süresi değişmektedir. Bunun için iki tane örneği geçersek 64 üzeri 3 voxel sayısında 5 milisaniye, 128 üzeri 3 voxel sayısında 32 milisaniyede 3 boyutlu geri çatım yapılmaktadır. Eğer ki buna doku kaplamayı da eklersek aşağı yukarı 6 milisaniye ve 40.4 milisaniye olarak
geçiyor. Biz bunu GPU'da görüntüleri alıp, CPU'da görüntüleri alıp, GPU'da bunları işlemek olarak atarsak CUDA ile aşağı yukarı 42.45 milisaniyede bir 3 boyutlu geri çıtım gerçekleşmiş oluyor. Bu da 24.56'ya tekabül ediyor. 1 saniyede gerçekleştiren geri çıtım olarak. Bu da aşağı yukarı real time'a yakın, neredeyse real time diyebileceğimiz bir sayı. Bunu peki diğer çalışmalarla karşılaştırırsak, literatürde birçok çalışma var bununla alakalı ama bizimkisine en çok benzeyen Ladikos'un çalışması. Burada Ladikos 64 üzeri 3 voxel'da 15 milisaniye yakalarken biz 6 milisaniye gibi ondan daha hızlı bir sürede bu 3 boyutlu geri çıtım yapabiliyoruz. 128 üzeri 3'te yaparken biz daha yavaş bir şekilde yaratabiliyoruz. Burada bizim CUDA algoritmalarımızın daha da geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor açıkçası. Burada biz kendimiz özgün bir düzenek tasarladık. Tasarladığımız düzeneğin kendi özel şeylerine baktık. Minimum sayıda süreyetten maksimum sayıda bilgiyi hedeflemiştik. Bunun haricinde içsel kamera kalibrasyonu ve dışsal kamera kalibrasyonumuzu düzenledik. Ayrıca bir süreyetten şekil algoritmasıyla bu özgün düzeneğin bize verdiği sonuçlara baktık. Bunlar benim kaynakçılarım. Şu an sesim... Evet, sesim... Evet, geliyor. Sayın Barış Yazar'a teşekkür ederiz sunumu için. Katılımcılarımızdan sorusu olan var mı acaba? Sorusu olan varsa mikrofonu açıp sorusunu yöneltebilir. Ben bir şey sormak isterim. Tabii hocam, buyurun. Evet, çalışmanızda literatürdeki benzer çalışmalarla kıyaslamanız aslında hız anlamında yapmışsınız. Değil mi? Evet, ne kadar doğrudur. Gerçek real time'a yaklaşına dair. Peki başka bir başarı kriteri yok mudur? Yani sadece süre değil, aynı zamanda bir doğruluk, accuracy, başka bir burada kriter yok mudur? Yani şöyle bir şey hocam, şimdi doğruluk accuracy'sinden bahsedeceksek ortak bir database'den bahsetmemiz lazım. Hani kişilerin, evet, onların da oluşturduğu şeyin ortak olması lazım, benim de oluşturduğum şeyin ortak olması lazım. Burada ben kendim yeni bir sistem önerdiğim için benim sistemimin özelinde çekilen fotoğrafları kullanmak zorundayım. Hani o yüzden ne kadar doğruluk üzerine bir şey yapabilirim? Yani şu yapılabilir belki, kişilerden çalışmaları istenip benim fotoğraflarım ile onların çalışmaları hedeflenebilir. Hani ancak o zaman böyle bir accuracy yaratırım. Diğer türlü hani mantıklı bir şey karşılaştırma olmaz benim açımdan. Yani ortak bir veri seti yokluğundan o zaman bu alanda bahsediyorsunuz. Aynen. Tabii diğer çalışmaların eğer kodları açık kaynaklı ise, kendi belki ground truth setinizi oluşturursanız bunu da yapabilirsiniz. En azından kendi yönteminiz için. Yani bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu alanda aktif çalışan birisi olmasam da. Peki son olarak şunu sormak isterim. Uygulama alanları hakkında ne dersiniz? Onu ben göremedim. Bildirinizde. Şöyle bir şey. Burada var olan nesnenin ayıklanması üzerine bir uygulama yapı yaratılabilir. Yani ki şöyle düşünün. Bizim bu sistemimizdeki nesne havada şu an. Yani bu, biz şöyle düşündük. Bu düşen bir nesne olması lazım. Herhangi bir düşen bir nesnenin büyüklüğüne göre sınıflandırılacaksa, bu sınıflan yani ya da hacmine göre sınıflandırılacaksa daha doğrusu, anlık olarak bir 3 boyutlu geri çıtım yaratabildiği için herhangi bir sınıflandırma işlemini yapabilir. Ama bunun haricinde biz sanatsal bir açıdan da düşünmüştük bunu. Mozaik dizerken taşların büyüklükleri ve küçüklükleri çok önemlidir. Sanki biz bir sistemdeki, yani bir mozaik yaratacak insan için bütün taşların bu ebatlarına göre bu taşları ayırıp, ebatlarına ve renklere göre taşları ayırıp, ayırdıktan sonra bu sanatçıya yardım amaçlı, hani bu kadar elinde şu mozaik var, bu kadar elinde hani bu renkten mozaik ve bu boyutta mozaik var, ona göre kullanılması gereken mozaiği ve oluşturulabilecek şekli tasarlayabilecek bir sistem yaratabiliriz diye düşünmüştük. Tabii bu uygulamasından geçemedik. Peki. Tekrar teşekkür ederiz size sunumunuz ve katılımınız için konferansımızda. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar dilerim.
Sıradaki sunum İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden, Biyomedikal Mühendisliği programından. Evet, Esra Sender bize makine öğrenmesiyle cilt lezyonu sınıflandırmasını sunacak. Buyurun, dinliyoruz sizi. Merhaba herkese. Öncelikle ekranımı paylaşayım. Bugün makine öğrenmesiyle cilt lezyonu sınıflandırması konusundan bahsedeceğim. Bu çalışmayı benle beraber İsa Hoca'yla yaptık. Özür dilerim. Ekranı tam, sunum ekranınızı tam yapar tabii. Mı? Bir saniye. İçerik olarak bakarsak eğer öncelikle cilt kas kanserinin genel bir tanımından, daha sonra projenin amacından, devamında materyal metot kısmından, buradaki kullanılan tekniklerden, sınıflandırma yöntemimizden ve sonrasında deneysel sonuçlarla beraber tartışmayla bitirmeyi planlıyorum. Öncelikle cilt kanserine bakacak olursak, Cilt Kanseri Vakfı'nın verilerine göre dünyada en sık görülen kanser türü cilt kanseri. Bu yüzden kanserli lezyonların doğru tespiti için cilt kanseri tedavisi büyük önem taşıyor. Aynı zamanda tanısı da aynı şekilde. Kanser hücreleri kan dolaşım ve lenf sistemi yoluyla vücudun diğer bölümlerine yayıldığı için oldukça tehlikeli olabiliyorlar ve buna metastaz deniyor. Özellikle melanoma türü cilt kanserleri metastaz yaparak diğer dokulara yayılma eğilimi gösteriyorlar. Derinin katmanlarına bakacak olursak üç katmandan oluşuyor. İlk tabaka epidermis dediğimiz en üst tabaka. İkinci katman dermis. Üçüncü ve son katmanda hipodermis. Bu üç katmanda da tümörler gelişebiliyor. Ve cilt kanserinin türü, mutasyona uğramış hücrelerin hangi doku ve katmanlarda oluştuğuna göre de değişiyor. Cilt kanserinin türlerine baktığımızda melanistik ve melanistik olmayan olarak ikiye ayırabiliyoruz. Melanoma cilt kanserleri içinde en az görüleni fakat en tehlikeli olanı. Melanoma non-melanom olan türlere göre daha hızlı yayılan bir cilt kanseri türü ve tedavi edilmezse de ölümcül olabiliyor. Melanoma dışı olan cilt kanserine baktığımızda da bunlar genel olarak yayılma ve metastaz eğilimi göstermiyorlar. Burada birkaç tane lezyonun türlerini görebiliyoruz. Bu benim aynı zamanda kullandığım datasetten de aldığım görüntüler buradakiler. Tanı ve tedaviye bakacak olursak da erken tanı her zamanki gibi çok önemli. Cilt kanseri belirtilerini gösteren ve melanom şüphesi taşıyan lezyonlar öncelikle fiziksel muayeneyle detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Sonrasında da doktorlar tarafından dermoskopik inceleme ya da histopatolojik inceleme şeklinde yapılan çalışmalarla teşhis konuyor. Histopatolojik inceleme de lezyon tamamen çıkartılıyor ve patoloji uzmanları tarafından inceleniyor. Dermoskopik incelemede dermoskopi adlı cihazla görüntülenmesi sağlanıyor. Tedavisinde de aslında en temel tedavi yöntemi cerrahi. Bununla beraber kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi de tercih ediliyor. Tedavi yöntemi de kanser evresine, tümör lezyonların özelliklerine göre belirlenmiş oluyor. Cilt lezyonun tanısında yenilikçi yöntemlere bakacak olursak, aslında günümüzde cilt kanseri tanısında gözle muayene, dermoskopi ve cerrahi tabanlı geleneksel yöntemlerin yanında görüntü işlemi, makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları da sıklıkla kullanılmaya başlandı. Literatürdeki bazı yaklaşımlarda derin öğrenme yöntemlerini kullanarak herhangi bir ön işleme aşaması yapmadan dermoskopik görüntüleri kullanıyorlar. Diğer yaklaşımlarda ise makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak lezyonu sınıflandırmak için gürültüyü azaltmak ve öz nitelikleri çıkarmak için görüntü işlemeyi kullanıyorlar. Özellikle görüntülerdeki gürültülerin temizlenmesinde görüntü işleme ve yapay sinir ağları çokça kullanılıyor.
Deri lezyonu sınıflandırması için literatürde sıklıkla kullanılan makine öğrenmesi tekniklerine bakacak olursak da destek vektör makineleri, yapay sinir ağları, en yakın komşular ve karar ağaçları algoritmalarını sayabiliriz. Projenin amacından bahsedecek olursam öncelikle görüntü işleme, görüntü ön işleme, segmentasyon ve öz nitelik çıkarımı teknikleri uygulandıktan sonra geleneksel makine öğrenmesi metotlarından softmax regresyon ve destek vektör makineleri kullanılarak cilt lezyonu sınıflandırılmasının yapılması ve sonuçların karşılaştırılması amaçlandı. Burada da çalışmanın genel bir akış diyagramını görebilirsiniz aynı zamanda. Materyal metoda gelecek olursak veri setinden öncelikle bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada International Skin Imaging Collaboration'ın 2018'de eğitim seti olarak kullanılan 7 farklı cilt hastalığının sınıflandırıldığı ham 10.000 veri setini kullandım. Bunun sebebi de araştırmalarımın sonucunda cilt kanseriyle alakalı literatürde en kapsamlı etiketlenmiş veri setinin bu veri kümesi olması sebebiyle bunu kullandım. Veri seti 650'ye 400 boyutlarında toplam yaklaşık olarak 10.000 RGB cilt görüntüsü, cilt lezyonu görüntülerini içeriyor. Bu görüntüler melanom, melanistik nevüs, bazal hücreli karsinom, aktinik keratoz, benign keratoz, dermatofibrom ve vasküler lezyon olarak kategorize edilmiş. Tabloda veri setinde bulunan melanistik ve melanistik olmayan benign ve malign lezyonların hastalık tiplerini ve görüntü sayılarını görüyoruz aynı zamanda. Veri setinde toplam 1900 yaklaşık 1900 malign yaklaşık 8000 tane de benign cilt lezyonu görüntüsü bulunuyor. Çalışmada öncelikle görüntü kalitesini arttırmak amacıyla veri setindeki görüntüler üzerinde ilk başta ön işleme yapıldı. Görüntülere kontrast sınırlı uygulanabilir histogram eşitleme, daha sonrasında morfolojik kapama, sonrasında medyan filtresi uygulandı. Kontrast sınırlı uygulanabilir histogram eşitlemeye bakacak olursak, sıradan histogram eşitlemelerde bir görüntüde kontrast iyileştirme söz konusu olduğunda çok yaygın olarak kullanılıyor ama bunun bazı dezavantajları oluyor. Burada kullandığım teknik ve sıradan histogram eşitlemenin arkasındaki temel fikir aslında her pikselin bir dönüştürme işlevi kullanarak pikseli çevreleyen bir karenin histogramına dayalı olarak dönüştürülmesi. Dönüştürme işlevi de komşuluktaki piksel değerlerinin kümülatif dağılım işlemiyle orantılı. Bununla beraber görüntünün sabite yakın bölgelerinde kontrastı aşırı yükseltme eğiliminde olan ve dolayısıyla görüntünün artmasına sebep olan sıradan histogram eşitlemeden farklı olarak bu yöntemde kümülatif dağılım fonksiyonunu hesaplamadan önce histogramı önceden tanımlanmış bir değerde kırparak kontrast amplifikasyonunu sağlıyor, sınırlıyor pardon. Bu yöntemde aynı zamanda veri kümesindeki yani bu veri kümesindeki gibi tıbbi görüntülere uygulanmasının ana avantajı da tıbbi görüntüler zayıf aydınlatma ve düşük kontrasttan etkilenebileceğinden dolayı kontrastı iyileştirme ve önemli ayrıntıları vurgulama olanağı sağlaması aslında. Morfolojik işlemlere baktığımızda bu işlemler bir giriş görüntüsüne bir yapılandırma öğesi uygulayarak aynı boyutta çıkış görüntüsü oluşturuyorlar. Çıkış görüntüsündeki her pikselin değeri giriş görüntüsündeki karşılık gelen pikselin komşularıyla karşılaştırılmasına dayanıyor. Temel morfolojik operatörlere bakacak olursak da erozyon, parlak bölgeleri küçültmek ve karanlık bölgeleri büyütmek için kullanılıyor. Genişleme erozyonun aksine parlak bölgeleri büyütüyor ve karanlık bölgeleri küçültüyor. Açmaya bakacak olursak bir erozyon ve ardından bir genişlemeden oluşan birleşik bir morfolojik işlem olarak uygulanıyor. Kapamada bir genişlemenin ardından bir erozyondan oluşan birleşik yine bir morfolojik işlemden oluşuyor. Medyan filtresi de doğrusal olmayan bir sayısal filtreleme tekniği olarak geçiyor ve ana avantajlarından biri gürültüyü ortadan kaldırırken kenarları koruması. Disk ve kare gibi yapılandırma elemanlarını kullanılarak görüntünün her pikseline uygulanıyor. Yapılandırma elemanının merkez pikseli komşu piksellerin medyanıyla değiştiriliyor.
Buradaki şekilde de bir örneğini görebiliyoruz. Devamında segmentasyona gelecek olursak, ön işleme aşamasından sonra görüntüler segmentlere ayrıldı. Görüntü segmentasyonun amacı bir görüntünün daha anlamlı analiz edilmesini sağlamak aslında. Öncelikle Sobel filtresinden başlamak istiyorum. Görüntü işleme bilgisayarlı görüde kenarları belirlemek için kullanılıyor genel olarak. Görüntü yoğunluğu fonksiyonunun gradyanın bir yaklaşımını hesaplamak için iki adet üçe üçlük çekirdek kullanıyor. Bu iki çekirdek görüntüdeki kenarları yatay ve dikey yönlerde algılıyor ve çekirdekler ayrı ayrı uygulanıyor. Daha sonra giriş görüntüsündeki her konumda çıkış görüntüsünde bir piksel değeri üretmek için birleştiriliyor. Devamında ISO data dediğimiz bir filtreden bahsetmek istiyorum. Bu da tıbbi görüntülerde yaygın olarak kullanılıyor. Yinelemeli bir algoritmaya dayanıyor ve Ridler-Calvert yöntemi olarak da biliniyor. Bu yaklaşım bir başlangıç eşiği belirlemeden önce gri tonlamalı görüntünün histogramını hesaplar. Daha sonra da bir eşik tahmin eder ve ardından görüntüyü ön plan ve arka plan olacak şekilde iki alana ayırır. Her pikseli en yakın sınıfa sınıflandırır. Sonraki adımda her bir sınıfın ortalama değerleri Gauss dağılımı kullanarak bulunur ve yeni eşik değeri hesaplanır. Yeni eşik yakınsama elde edilene kadar yeni ortalama yoğunluk değerleriyle yinelemeli olarak güncellenir. Arka planı lezyon konumundan ayırt etmek için ISO data filtresinden elde edilen eşik kullanılarak işaretçiler bulunur. Bu işaretçi kontrollü watershed'e bakacak olursak da bu bölge büyüme temelli bir segmentasyon. Bölge büyüme ilk olarak bir işaretleyici piksel seçilerek başlar. Seçilen pikselin komşu piksellerine bakılır ve benzerliği karşılaştırılır. Bölge benzer komşu pikseller eklenerek farklı özellikteki piksellere kadar büyütülür. Bir bölge tamamlandığında henüz herhangi bir bölgeye ait olmayan başka bir çekirdek pikselle işlem tekrarlanır ve tüm pikseller bir bölgeye ait olacak şekilde bitirilir. İşaretçiler sırasıyla ISO data ve Sobel filtreleri kullanılarak hesaplanır. Eğitim ve test setlerindeki görüntüler, işaretleyiciler ve bir yükseklik haritası kullanılarak işaretleyici tabanlı watershed algoritmasıyla bölütlenir. Devamında öz nitelik çıkarımına bakacak olursak, burada eğitim ve test setlerinde yer alan segmente edilmiş görüntülerden belli öz nitelikleri çıkarmak için literatürde de yaygın olarak kullanılan ABCDT analizine dayanan bir yöntem kullandım. Asimetriye bakacak olursak, bu aslında ana eksen etrafındaki lezyonun şeklinin bir davranışını bize söylüyor. Son 3 dakika. Oo, hocam daha ortalama var benim kalan olsun. Süre. Evet, biraz hızlanalım o zaman. Tamam. Diğerine bakacak olursak sınır düzensizliği, renk çeşitliliği ve çap olarak devam ediyor. Doku özelliklerine bakacak olursak da bu da gri düzey birlikte oluşum matrisi hesaplanarak aslında gerçekleştiriliyor. Burada da korelasyon, enerji, kontrast ve homojenlik gibi parametrelere bakılıyor. Devamında sınıflandırma tarafında kullandığım softmax regresyon ve destek vektör makinalarından bahsedeceğim. Bunu sonuç kısmında daha detaylı bahsedeyim o zaman. Yine model performans değerlendirmelerini doğruluk, kesinlik, hassasiyet ve F1 skoruna bakarak yaptım sonuçlarda. Deneysel sonuçlara geçiyorum hızlı bir şekilde. Burada toplam 3000 görüntü seçtim. Sınıflandırıcıları eğitmek için ve hani bir eğitim seti ve test seti olarak bunları ayırdım. Burada devamında ilk olarak az önce bahsettiğim gibi kontrast sınırlı uygulanabilir histogram eşitleme yöntemini kullandım. Sonraki adımda morfolojik görüntü işlemenin bir parçası olan morfolojik kapamayı uyguladım. Daha sonrasında morfolojik kapama uygulandıktan sonra buradaki kıllar ve lekeler çıkarılmış oldu. Daha sonra bir görüntüden gelen paraziti ortadan kaldırmak için medyan filtresini kullandım. Buradaki aslında yaklaşım literatürde geçen Dulrazor filtresine biraz benziyor. Devamında
Segmentasyon sürecinde ilk başta Sober filtresini kullandım. Yükseklik haritalarını buldum. Daha sonra arka planını lezyon konumdan ayırt etmek için ISODATA filtresinden elde ettiğim işaretçiler vardı. Bunları buldum. Daha sonrasında yükseklik haritasının bölgelerini Watershed kullanarak doldurdum. İşaretçiler sırasıyla ISODATA ve Sober filtreleri kullanarak hesaplandı ve eğitim ve test setlerinin görüntüleri işaretleyiciler ve yükseklik haritası kullanılarak Watershed algoritmasıyla bölütlere ayrılmış oldu. Daha sonra buna bağlı bileşenler etiketlendi. Son olarak lezyon belirleme algoritması uygulandı. Daha sonra bunu uygularken aslında lezyonun alan ve genişlik özelliklerini dikkate almış oldum. Bir sonraki adımda öz nitelik çıkarımında az önce bahsettiğim asimetriklik, sınır düzensizliği, lezyon çapı gibi özelliklere bakarak lezyon çıkarımlarını yapmış oldum. Devamında son adım olarak da sınıflandırma için softmax regresyon ve DVM kullanmış oldum. Softmax regresyon sınıf sayısının 2'den fazla olduğu durumlarda tercih edildiği için ben de bunu tercih ettim. Çünkü bu veri setinde 7 tane grup vardı. Burada grid search algoritmasını kullanarak en iyi parametre konfigürasyonlarını bulmaya çalıştım. Buradan bazı doğruluk, F1 skoru, hassasiyet ve kesinlik verileri elde ettim. Ve daha sonrasında karışıklık matrisiyle sonuçlara ulaşmış oldum. Devamında DVM sınıflandırıcısı kullanarak tekrardan sınıflandırma gerçekleştirdim. Burada marj ne kadar büyük olursa sınıflandırıcının genelleme gücü de o kadar yüksek oluyor. Ayrıca destek vektör sınıflandırması modelinin yine en iyi parametrelerin kombinasyonu bulabilmek için tekrardan grid search algoritmasını kullandım. Daha sonrasında yine doğruluk, F1 skoru, hassasiyet ve kesinlik gibi parametrelerle sonuçların aslında bu iki yöntemin karşılaştırmasını yaptım. Sonrasında da karışıklık matrisine ulaştım. Buradaki tartışma kısmında söyleyebileceğim şey de aslında bu çalışmadan az önceki sonuçlara baktığımda DVM metodu doğruluk, hassasiyet ve F1 skoru açısından softmax metodundan daha iyi performans gösterirken softmax regresyon metodu da kesinlik açısından daha iyi sonuçlar sunmuştur. Bu çalışmada elde edilen sonuçların doğruluğu eğitim sırasında kullanılan örnek sayısının arttırılmasıyla ve veri kümesindeki etiketlenmiş lezyon gruplarının dengelenmesiyle arttırılabilir. Çünkü bütün gruplar çok fazla balanssızlık vardı aralarında. O yüzden bu şekilde bir çözüm de olabilir. Bu kadar benim sunumum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu şekilde. Peki. Biz de size teşekkür ederiz. Katılımcılardan sorusu olan var mı acaba? Sorusu olan? Peki. Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii hocam. Katılımcılar adına. Şimdi aslında sunumun başında belirttiniz. Yaklaşımlar temel olarak iki aydır makine öğrenmesi ve derin öğrenme. Hı hı. Şu an bu problem için derin öğrenme yaklaşımı ne kadar uygulanabilir? Ya da derin öğrenme yaklaşımı için kısıtlar nedir? Veri setleri çeşitliliği ve büyüklüğü nasıl? Hocam şöyle aslında literatür araştırması yaparken de gördüğüm kadarıyla derin öğrenme daha çok kullanılmış bu tarz lezyon belirleme yöntemlerinde. Ama tabii ki makine öğrenmesinden de çok iyi sonuçlar elde edilmiş. Yani şöyle bakarsak datasetler çok kısıtlı aslında. Bu benim kullandığım dataset en kapsamlı olanı. Bunda da bahsettiğim gibi bir balanssızlık sıkıntısı var veriler arasında. Hı hı. Ama yani tabii ki de derin öğrenme yöntemlerinde gördüğüm kadarıyla çok daha iyi sonuçlar alınmış genel hı hı. olarak. Ama tabii ki onların detayını tam bilemiyorum hangi yöntemleri hı hı. kullandıklarını. Hani çok o tarafta bilgim olmadığı evet. için. Bir de tabii güzel. Literatürde çalışmalarda kıyaslamada şöyle bir zorluk var. İki sınıf
üzerinden çalışanlar da var. Örneğin has, normal, abnormal gibi. Evet. Üst sınıf çalışanlar da var. En fazla 7 bu çalışmada olduğu gibi 8 ya da 9 sınıfa kadar çıktığını görüyoruz. Tabii sınıf sayısı arttıkça problem çok daha zorlaşmakta ve doğruluk oranları da düşmekte buna mukabil. Bu alanda Stanford Üniversitesi'nde katılımıyla yapılan bir çalışmada, çok büyük kapsamlı bir çalışmada uzman dermatologların sınıflandırma başarısıyla yapay zeka karşılaştırması yapılıyor. Eğer bütün hastalıkları hesaba katarsak, deri hastalıklarını, yani uzman radyologların doğruluk oranı bile yanlış anımsamıyorsam %50 civarındaydı. Yani aslında her iki teşhisinden bir tanesi ortalama hatalıydı. Evet, bu alanda daha çok yapacak iş var gibi görünüyor. Teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Peki. Programımıza sıradaki sunumla o zaman devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan Sayın Hüseyin Yaşar'ın transfer derin öğrenme kullanılarak maymun çiçeği hastalığının iki sınıflı ve çok sınıflı sınıflandırılması üzerine kapsamlı bir çalışma başlıklı bildirisiyle katıldığı kongremizde sunumunu dinliyoruz. Hocam sesimle alakalı bir problem var mı? Şu an iyi, duyabiliyoruz. Ekranımızı tamam. Paylaşabilirsiniz. Ekranımda hemen paylaşıyorum. Evet. Ekranınızı tam ekran yaparak sunumunuza başlayabilirsiniz. Önce kısaca kendimi tanıtayım hocam. Ben Hüseyin Yaşar. 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Aynı üniversiteyi de yüksek lisansımı 2015 yılında tamamladım. Bu yılda Konya Teknik Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Bu çalışma doktora sonrasındaki ilk çalışmam olması açısından benim için önem taşıyor. Genel itibariyle çalışmamda maymun çiçeği hastalığının iki ve çok sınıflı sınıflandırılması üzerinde çalıştım. Burada da transfer öğrenme yöntemlerini kullanarak çalışmamı yaptım. Genel itibariyle maymun çiçeği hastalığı son günlerde tabii çok daha duymaya başladı COVID-19'dan sonra. Bu yüzden hani güncel bir şey olduğu için ilgi uyandırabilir diye düşündüm açıkçası. Sunum planı genel itibariyle giriş bölümü, veri setlerinin tanıtılması, evrimleşimli sinir ağlarının genel tanıtımı, evrimleşimli sinir ağlarında kullandığım evrimleşimli sinir ağlarının modifikasyonu, hiperparametre seçimi, aşırı uyum için aldığım önlemler, eğitim ve test prosedürleri, değerlendirme kriterleri, deney sonuçları ve genel itibariyle tartışma ve sonuç olarak devam ediyor. Maymun çiçeği hastalığının kökenleri 1958 yılına kadar dayanıyor ortaya çıkması. İlk önce tabii hayvanlarda ortaya çıkan bir hastalık. Singapur'dan Danimarka'ya gelen makak maymunlarında ilk ortaya çıkıyor. 1970 yılına kadar görülen vakalarda genel itibariyle hayvanlarda görülen vakalar. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı Avrupa ülkelerinde 1970 yılından sonra insan vakaları görülmeye başlıyor. Ama tabii bu vakalar çok kısıtlı vakalar. Dolayısıyla hani salgınlarda çok büyük pandemi niteliğinde olmuyor. Ancak 2017'den sonra Nijerya'da bir vaka yoğunluğu yaşanıyor. Ve genel itibariyle de bu yıldan itibaren vakalarda bir artış görülmeye başlıyor. Ve bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü de bir acil durum ilan ediyor 23 Temmuz'da. Bu yıl 23 Temmuz'da bir acil durum ilan yaptı bununla alakalı. Maymun çiçeği hastalığının kuluçka süresi 1 ile 3 hafta arasında değişiyor. Hastalık genel itibariyle 2 evreden oluşuyor. İlk 5 günü kapsayan 1. evrede ateş, yoğun baş ağrısı, ağrısı gibi lenf düğümlerinde şişme ki en belirgin özelliği gibi semptomlar gözüküyor. Daha sonra 2. evreye geçiliyor. Genel itibariyle vücut döküntüleri yüzlerde, elde, ayak tabanlarında, mukoza zarlarında, genital bölgede oluyor. Diğer viral hastalıklara benzer şekilde bizim halk arasında daha çok İngilizcesinde kısalttığımız PCR denilen yani ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu testiyle bunun teşhisi yapılıyor. Tabii bu hastalığın şöyle bir özelliği var. Prodromal evrede ortaya çıkan lenfomik belirtiler çok belirgin bu hastalıkta. Ve 23 Temmuz 2022'de vaka sayılarında dengesiz bir artış görüldüğü için bununla alakalı Dünya Sağlık Örgütü bir acil durum ilan etti. Tabii hastalık PCR testiyle yapılıyor ama PCR testinin şöyle bir özelliği var. PCR testinin özgürlüğü çok yüksek ama duyarlılığı düşük bir test.
yaklaşık 0.6 seviyesinde. Yani bu şu anlama geliyor. Siz bir hastaya hasta teşhisi koyduysanız bu kesinlikle doğru. Ama hasta değil teşhisi koyduysanız yarı yarıya yanlış teşhis etmiş demek oluyor bu. Dolayısıyla sadece bunu PCR testiyle dolayısıyla kısıtlandıramayız. Başka belirtilere de, klinik belirtilere de bakıp teşhis koymamız gerekiyor. Tabii bu hastalık genel itibariyle Afrika bölgesi kökenli bir hastalık olduğu için Afrika bölgesindeki ülkelerin ekonomik durumu biraz daha dünya geneline göre geri durumda olduğu için bununla alakalı teşhisin de tabii problemler var. Bu sebeple bu meseleleri kolaylaştırmak için yapay zeka sistemlerine, destek olabilecek yapay zeka sistemlerine ihtiyaç var. Burada da genel itibariyle bununla alakalı bir şey yapılabilir mi noktasından çıkan bir çalışma. Bu çalışmada veri seti olarak tabii veri sayısının maksimum seviyede tutulması için iki tane veri seti kullandık. Ahsen ve arkadaşları tarafından ortaya atılan ve Ali ve arkadaşları tarafından ortaya atılan veri setleri. Tabii bu veri setlerinin ortaya atılma çalışmaları henüz preprint yani ön baskı seviyesinde çalışmalar. Bu çalışmalarda veri setinin yanında gene derin öğrenmeyle bazı küçük derin öğrenmeyle teşhis şeyleriyle yapılmış durumda. Ben çalışmamda 4 tane farklı sınıflandırma başlığı için çalışmayı gerçekleştirdim. Birinci sınıflandırma başlığı maymun çiçeği ve normal sınıflandırması. Daha sonra maymun çiçeği normal ve diğer hastalık sınıflandırması. Maymun çiçeği, su çiçeği ve kızamık sınıflandırması. Son olarak da maymun çiçeği, normal, su çiçeği ve kızamık sınıflandırması. Yani 2 sınıflı, 3 sınıflı ve 4 sınıflı sınıflandırma yaptım. Burada veri sayılarını maksimum seviyede tutabilmek için iki veri setindeki görüntüleri birleştirerek toplam 200 sınıflandırma tipine göre 200 ile 400 arasında görüntü elde ettim. Aslında bir derin öğrenme çalışması için çok yüksek sayılar değil ama başlangıç çalışmaları için başlanmasına yönelik çalışmalar için veriler yani bu sayılar o şekilde nitelendirilebilir. Genel itibariyle de örneklemek gerekirse görüntüleri maymun çiçeği soldan sağa doğru maymun çiçeği, normal su çiçeği ve kızamık görüntü örnekleri var. Yani görüntülerde de görüldüğü gibi maymun çiçeğin kendine has bir lenfoma şişkinliği diğer su çiçeği ve kızamıktan kendini ayırt edebiliyor açıkça. Bu kendisine has bir özellik niteliğinde. Kısaca evrişimli sinyallerinden bahsetmem gerekirse 1987 yılında Atlas ve arkadaşları tarafından ortaya atılmış ama tabii evrişimli sinyallerin işletilebilmesi için görüntülerde güçlü bilgisayarlara ihtiyaç var. Tabii o dönemde henüz bu kadar güçlü bilgisayarlar olmadığı için biraz gelişim yavaş ilerlemiş durumda. 2010 yıllardan sonra bilgisayar kapasitelerinin gerekli seviyelere ulaşmasıyla kendini tekrar günümüze çıkartmış, popülerlik kazanmış bir yöntem. Konvolüsyon işlemleriyle elde edilen görüntü özelliklerinin yapay sinir ağı veya destek vektör makinesi gibi bir makine öğrenmesi yönteminde sınıflandırılmasına dayanıyor. Tabii ESA'nın yani evrişimli sinyallerinin popülerlik kazanmasıyla birlikte ESA mimarilerinin tasarımı da bir çalışma başlığı olarak kendini gösteriyor. 2013 yılından itibaren çeşitli ESA mimarileri ortaya atılıyor. Tabii başlangıçta ortaya atılan mimariler genelde seri dizilim yapısına sahip mimariler ama süreç içerisinde daha kompleks yapılı ESA mimarileri ortaya atılmış oluyor. Ben çalışmamda toplam 9 tane daha önce literatürde ortaya atılmış mimariyi transfer ettim. Dolayısıyla transfer derin öğrenme şeklinde çalışmamı gerçekleştirdim. Tabii bu mimarileri kullanabilmem için üzerinde bazı modifikasyonlar yapmam gerekiyor. Çünkü bu mimarilerin orijinal çıkış boyutlarıyla benim çalışmada kullandığım çıkış yani sınıflandırma sayıları birbirinden farklı. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Ben giriş görüntüsü olarak orijinal mimardaki giriş görüntü boyutlarını korumayı tercih ettim. Burada DenseNet, Efficient, GoogleNet, MobileNet ve ResNet için 224x224x3'ün ben de görüntüleri bu boyuta ayarlayarak bunları çalıştırdım. 800Net için yine 227x227x3, DarkNet için 256x256x3 ve Inception ve Exception mimarları için de 299x299x3 olarak görüntülerimi ayarlarak bu mimarları çalıştırdım. Tabii ben çalışmamda 2, 3 ve 4 sınıflı sınıflandırma yapıyorum ama bu mimarilerin orijinal versiyonları 1000 sınıflı sınıflandırma yaptığı için ben bunların tam bağlı katman çıkışlarını buna uygun olarak modifiye ettim. Bunun haricinde herhangi bir düzenleme veya değişiklik yapmadım mesela mimarilerine doğrudan doğruya transfer ettim. Burada tabii şunu da yapabilirdim. Başlangıç ağırlıklarını da transfer ederek bunun üzerine tekrar bir eğitim yapabilirdim. Ama ben burada başlangıç ağırlıklarını transfer etmedim. ESA mimarilerinin sıfırdan itibaren program tarafından atılan rastgele başlangıç değerleriyle, başlangıç ağırlıklarıyla başlatıp eğittim. Genel itibariyle yazılımlarda MATLAB 2022A platformunu kullandım.
ESA eğitimli ağ çözücü olarak momentum stokasyon grant yan işini tercih ettim. Maksimum iterasyon sayısı olarak 1000 ayarlandı. Küme boyutu 16, ilk öğrenme olarak da 0.01 olarak belirledim. Kalan parametreler için MATLAB tarafından default olarak, yani varsayılan olarak kullanılan parametreler burada dikkate alındı. Tabii bu mimarilerde tabii derin öğrenme yöntemlerinin belli başlı problemlerinden bir tanesi ağın ezberleme problemi, yani aşırı uyum denilen sorun. Ağın tasarım sırasında bununla alakalı çeşitli drop-out layer'ları eklenmesi gibi önlemler alınıyor ama çalışmayı yaparken de bununla ilgili önlem almam gerekiyor. Çünkü kullandığım veri seti genel itibariyle kısıtlı bir veri seti. Bunun için şu ilave önlemleri aldım. Ben her iterasyonla karıştırma yaptım. Yani verilerin karıştırmasını yapıp sonucu da ezberlemesini önüne geçmeye çalıştım. Ayrıca burada hani veri setini ikiye veya bölmek yerine KK çapraz doğrulama yaparak ben test ve deneylerimi gerçekleştirdim. Eğitimler ve testlerimi gerçekleştirdim. Eğitim ve test prosedürlerinde tabii bu çalışmayı yaparken veri setini bölerek yapabilirdim ama veri seti kısıtlı olduğu için bunun yerine KK çapraz doğrulama yaptık ve ben burada K değerini 5 olarak çapraz doğrulamayı gerçekleştirdim. Genel itibariyle slaytlarım çapraz doğrulama prosedürünün ne olduğunu anlatıyor. Burada K adet parçaya veya yaklaşık eşit veya eşit parçaya bölünüyor. Bir adeti bunun testlerde kullanılıp K-1 adeti eğitimlerde kullanılarak K adet tekrarlanarak bu işlem bütün deneyler tamamlanmış oluyor. Burada 5 kat çapraz doğrulama yaparak çalışmamı gerçekleştirdim. Buradaki değerlendirme kriterlerinde de tabii en temel değerlendirme şeyim karmaşıklık matrisiydi. Bu karmaşıklık matrisi üzerinden duyarlılık, özgürlük, doğruluk ve F1 skoru parametrelerini hesapladım. Ayrıca alıcı işlem karakteristiği eğrisi veya ROC analizi dediğimiz daha İngilizcesini kısalttığımız yöntemle alıcı işlem karakteristiği eğrilerini ortaya çıkardım ve bunların altında kalan alanları hesapladım. Tabi bu hesaplama yöntemi iki sınıflı sınıflandırma içindi. Çok sınıflı sınıflandırma yaparken bu parametreleri mikro, makro veya ağırlıklı olarak hesaplayabilirdim. Ben ağırlıklı olarak hesaplamayı tercih ettim. Ağırlıklı olarak hesaplarken her sınıf için bu parametreler teker teker hesaplanıyor. Genel veri seti içerisindeki sayılarına göre tekrar bu sonuçlar ağırlıklandırılarak ağırlıklı sonuçlar elde ediliyor. Tabii bütün doğru sınıflandırılan görüntülerin toplam görüntü sayısına bölünmesi genel doğruluk parametresinde ayrıca hesaplanması mümkün. Çalışmada bunu da hesaplayıp vermeye çalıştım. Ağırlıklı gene AZ değerlerim, yani alıcı işlem karakteristiği eğrisi altında kalan değerleri hesapladım. Burada deney sonuçları kısmında genel itibariyle deneylere 64 GB RAM ve 2.7 GHz bir bilgisayarla 2022 A platformunu yaparak hesap çalıştırdım. Tabii burada önemli olan tabii bu şeylerin sonuçlarını karşılaştırırken tabii çalışma sürelerini de karşılaştırması çok önemli. Dolayısıyla ben bunlar için eğitim ve testler dahil görüntü başına GPU sürelerini de ölçüp yani doğru bir karşılaştırma yapmak adına bunları eklemeye çalıştım. Tabii bu sınıf yani sürelerle alakalı tabii değerlendirmeyi yaparken antiparantez şunu da dikkate alınması gerekiyor. ESA'nın başlangıç girişlerindeki görüntülerin büyüklükleri farklı olduğu için bu karşılaştırmayı yaparken oradaki hususunda bir antiparantez olarak dikkate alınmasında fayda var. Burada genel itibariyle ilk sınıflandırma başlığım için çalışmaların gerçekleştirilmesini görüyoruz. Burada tabii ağırlıklı değil, iki sınıflı sınıflandırma yapıldığı için genel itibariyle Densenet mimarisinin başarılı olduğu gözüküyor. İşte Darknet 53 mimarisinin başarılı olduğu gözüküyor ama tabii GPU çalışma sürelerinde de mesela ciddi farklar olabiliyor. Mesela 800 net 2.85 saniyeyken Densenet 201 200 saniye, yani yaklaşık 100 katı kadar daha ağır, daha yavaş sonuç üreten bir mimari olmuş oluyor. Genel itibariyle mimariler için iki sınıflı sınıflandırmada elde edilen sonuçlar. Burada artık 3 ve 4 sınıflı sınıflandırmaya geçildiği için artık ağırlıklı sonuçlar ve genel doğruluk sonuçları verilmiş oluyor. Benzer şekilde bütün mimariler için bu sonuçları şeyde elde etmiş durumdayız. Tabii ben bu çalışmada bir şey daha yaptım. Aslında buradaki özel tabloları biraz daha olayı daha özetlediği için buradan gitmem daha doğru olur. Yani bu sınıflandırma başlıkları için en başarılı, en iyi başarıları gösteren mimarilerin sonuçlarını yarı yarıya birleştirerek sentezledim. Dolayısıyla bu şekilde sonuçları daha da yükseltebilir miyim diye bunun incelenmesini yaptım. Yani mesela iki sınıflı sınıflandırma için, maymun çiçeği ve normal sınıflandırması için en başarılı mimariler Darknet 53 mimarisi ve Exception mimarisi. Ve ben bunları %50-50 sonuçları birleştirerek sentezlediğim zaman
sonuçta ayrıca bir iyileşme olduğunu gördüm. Ama tabii burada şöyle bir triği var. Bunların birleştirdiğiniz zaman sonuç elde etmeniz, yani elde etme süreniz de buradaki mimarilerin sonuç elde etme sürelerinin toplamı olmuş oluyor. Dolayısıyla yaklaşık doğruluk parametresine %2'ye yakın, F1 skorun parametresine 1.42 seviyelerinde iyileşmeler elde etmiş olduk. Aynı şekilde maymun şey normal ve diğer hastalık sınıflandırılması için de sentezleme yaptığımızda, burada da inception ve exception mimariler en başarılı mimariler. Bunları sentezlediğimizde gene sonuçların, ağırlıklı sonuçların yükseltilebileceğini gördük. Burada da aşağı yukarı %2 seviyesine kadar sonuçlarda bir ilave bir iyileşme yapabiliyoruz. Üçüncü başlıkta da maymun şişe, su şişe ve kızamık sınıflandırması için Densinet 201 ve Exception mimarisi en başarılı sonuçları üretmiş. Bunların da tekrar sentezlenmesiyle gene mesela özgürlük parametresinde %2.82, duyarlılık parametresinde 2.74'e kadar yüzde seviyelerine kadar bir iyileşme sağlanabileceğini göstermişiz. Son olarak maymun şişe, normal su şişe ve kızamık sınıflandırması, yani 4 sınıflı sınıflandırması. Buna tabii dikkat edilirse buradaki sınıf sayısı arttıkça ister istemez sınıflandırma sonuç başarıları da bir miktar aşağı doğru geliyor. Burada da en başarılı mimariler gene Densinet 201 mimarisi ve Exception mimarisi ve bunların sentezlenmesiyle daha da iyi sonuçların elde edilebileceğini görüyoruz. Burada da genel itibariyle %1.5 seviyesine kadar sonuçlarda bazı parametrelerde iyileşme sağlanmış. Tabii bu çalışmanın özet olarak sonucu nedir derseniz şudur. Yani ESA mimarisiyle maymun çiçeği hastalığı 2 ve çok sınıflı başarılı bir şekilde sınıflandırılabilir ve bu sentezleme denilen yöntemle, yani en başarılı mimarilerin sonuçlarını birleştirilmesiyle bu daha da yükseltilebilir. Ancak bu durumda tabii çalışma süresi de buna göre artmaktadır. Tabii ileride ne yapılabilir bununla alakalı? Biz burada tabii ham verileri kullandık. Belki görüntülerin ROI alanları, yani ilgili alanları belirlenerek veya segmentasyon yapılarak ilgi alanları azaltılarak daha başarılı sonuçlar elde edilebilir. Tabii bunun yani günlük hayatta veya sahadaki uygulaması da şu şekilde olabilir. Bunun bir telefon uygulamasına dönüştürülmesi. Yani bu şeylerin direkt telefon üzerinde çalıştırılması veya bir server üzerinden telefona aktarılması şeklinde oradan doğruya fotoğraf çekilmek üzere, yani deri fotoğrafı çekilerek ön teşhis konulması. Çünkü tabii viral hastalıklarda şöyle bir trik var. Viral hastalıkların hızlı şekilde izole edilmesi gerekiyor ki bulaş oranları azalsın ve salgının önüne geçebilsin veya hastalığın önüne geçilebilsin. Bu açıdan yararlı bir uygulamaya dönüştürebileceği kanaatindeyim bu uygulamanın. Genel itibariyle sunum bu şekilde hocam. Soru varsa cevaplayabilirim. Peki, teşekkür ederiz zamanda bitirdiğiniz için. Katılımcıların sorusu var mı acaba? Ben size çalışmanızın literatürdeki bu alandaki diğer çalışmalarla kıyaslaması hakkında ne dersiniz? Birinci soru. İkinci soruda bu problem için geleneksel makine öğrenmesi yöntemleri başarısı nasıl literatürdeki çalışmalara bakarak ya da sizin öngörünüz nasıl olur? Hocam şöyle, aslında literatürde veri setlerini sunan kişiler tarafından iki sınıflı sınıflandırmada çalışma kapsamına dahil edilmiş. Tabii benim çalışmamın özelliği şu oldu onlardan farklı olarak. Ben 2, 3 ve 4 sınıflı sınıflandırma yaptım. Tabii o çalışmalarda bildirinin içerisinde bahsettim ama burada çok ayrıntılı şey yapamadım. Genel itibariyle 3 veya 4 mimari kullanılmış. Ben buradaki mimari sayısını artırmaya çalıştım. Daha böyle bir etkisi oldu. Açıkçası şöyle, ben bu çalışmayı yani bildiriye çevirmeden önce makale yapmıştım. Ama makalelerden, yani dergilerden gelen önemli şeylerden bir tanesi, henüz bu yani verilerin, veriyi yapan, yani verilerin yayınlandığı yayınlar preprint seviyesinde olduğu için bunun hani henüz makale seviyesine geçmesini çok uygun görmediler. Ama şöyle bir gelişme oldu. Journal of Medical System dergisinde bununla alakalı şu an 3 tane makale yayınlandı ve aslında bir tanesinde Türkiye'den bir ekip yaptı. Veysel Harun Şahin, İsmail Öztel ve Gözde Yolcu Öztel ekibi gerçekleştirdi. Dolayısıyla hani geliştirilerek literatüre şey yapılabileceği kanaatindeyim. Hani benim çalışmamın farkı daha kapsamlı. Yani 3 ve 4 sınıfı da kapsıyor. Makine öğrenmesi konusuyla ilgili de şöyle hocam. Açıkçası ben burada doğrudan doğruya bir makine öğrenmesi ve derin öğrenme karşılaştırmadım. Ama şuradan şey yapabilirim. Ben hani doktora tezimde COVID-19 hastalığının derin öğrenme yöntemleriyle teşhisini çalıştım. Ve burada yaptığım bir çalışmanın, uygulamanın bir tanesinde destek vektör makinesi, KNN gibi
makine öğrenmesi yöntemleriyle derin öğrenme yöntemlerini karşılaştırdım. Genel itibariyle yaklaşık 7-8 bin verilik bir kümede yani %1,5 civarında derin öğrenmenin daha başarılı olduğu ortaya çıktı orada. Burada da büyük bir ihtimalle böyle bir sonucun ortaya çıkabileceği kanaatindeyim. Ama hani doğrudan doğruya bir makine öğrenmesiyle karşılaştırma yapmadım burada. Peki, peki. Tekrar teşekkür ederiz sunumunuz ve katılımınız için. Ben teşekkür ederim hocam. O zaman başka soru yok ise oturumumuzun son sunumuyla bu oturumumuzu sonlandırmış olacağız. Son sunumumuz evet. Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünden Ebru Aker ve Şerife Gengeç Benli'ye ait olan erkek şizofreni hastalarında fonksiyonel ağlar ile tüm beynin incelenmesi. Hazırsanız ekranınızı paylaşarak sunumunuza geçebilirsiniz. Evet. Merhabalar hocam. Ekran geldi mi? Evet, ekran geldi. Sesinizi de iyi alıyoruz. Tam ekran yaparak başlayabilirsiniz. Tamamdır. Ben Ebru Aker, Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Şu anda fonksiyonel MR ve SLEX temelinde çalışılan TÜBİTAK 1001 projesinde de görev alıyorum. Bildiri konum, tezimin bir bölümü olan erkek şizofreni hastalarında fonksiyonel ağlar ile tüm beynin incelenmesi. Sunum akışım şizofreni nedir? Görüntüleme yöntemlerinden fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, analiz yöntemlerinden bağımsız bileşen analizi, kullandığım veri setim, veri setine uyguladığım ön işlem basamaklarım, analiz ve sonuçlarım. Şizofreni nedir? Şizofreni, klinik semptomları heterojen olan ve teşhisi hala hastalardan edinilen subjektif rapora ve klinisyenlerin değerlendirmesine dayanan dil, hafıza, dikkat ve yürütücü işlevler dahil olmak üzere birden fazla bilişsel alanı aynı anda etkileyip tahrip eden bir bozukluktur. Peki neden sadece erkek şizofreni hastalarıyla çalıştım? Şizofreni üzerine incelediğim literatür çalışmalarında çalışmaya dahil edilen hasta popülasyon oranının çoğunu erkeklerin oluşturduğunu gördük. Nedenini araştırdığımızda incelediğimiz çalışmalar bize şizofreninin erkek ve kadınlardaki dağılımları ve yaygınlıklarının farklılık gösterdiği yönündeydi. Buraya eklediğim iki çalışmadan örnek verecek olursam, ilk çalışma şizofreninin epidemiyolojisi yani klinik seyri üzerine Summer ve arkadaşlarının 2020'de yaptığı bir çalışma. Yani sol taraftaki çalışma. Bu çalışmada erkeklerde kadınlara göre şizofreninin daha erken yaşlarda ortaya çıktığı sonucuna varılıyor. Sağ taraftaki çalışma ise 2020'de Sanchez ve arkadaşlarının şizofreninde genel prevalansın dağılımı üzerine yapılan bir çalışma. Ve bu çalışmaya göre ise şizofreni erkeklerde kadınlara göre %76 daha yaygın olduğu söyleniyor. Bu nedenle biz de çalışmamıza heterojen popülasyondan ziyade sadece erkek popülasyonunu katmayı düşündük. Tartışma kısmını yazarken epey bir zorlandık çünkü bulduğumuz sonuçları kıyaslayacağımız sadece erkek popülasyonu ile yapılmış herhangi bir çalışma bulamadık. Tabii ki bu çalışmanın özgünlüğü açısından da güzel bir deneyim oldu. Biz de elde ettiğimiz sonuçlar ile daha önceki heterojen popülasyon kullanılarak yapılmış çalışmaların sonuçları ile ne kadar paralellik ya da ne kadar zıtlık gösterdiği üzerine gitmiş olduk. Şizofreninin dikkat, bellek ve dil gibi bilişsel işlevleri tarif ettiğini söylemiştim. Bu işlevlerin beyindeki karşılıkları oldukça karmaşık bir yapıya sahip ve karmaşık olan bu süreci de işlevsel görüntüleme teknikleriyle incelemek daha doğru. Biz de bu işlevsel görüntüleme tekniklerinden biri olan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yani fMRI tekniği kullanılarak elde edilen verilerle çalıştık. Bu görüntüleme yönteminin temel mantığı ise kan akımı ile ilişkili değişiklikleri saptayarak beyin aktivitesini ölçme. Yani fMRI sinyali kan oksijen düzeyine bağımlı ya Bolt sinyal değişimini kullanılarak nöral aktiviteyi haritalayabiliyor. fMRI teknikleri görev tabanlı fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve dinlenme durumu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yani RS-fMRI olmak üzere ikiye ayrılıyor. RS-fMRI'da
Katılımcılara spontan beyin aktivasyon kalıpları ölçülürken rahatlamaları, uyanık kalmaları, özellikle hiçbir şey düşünmemeleri talimatını verildiği bir model. Birçok küresel fMRI verilerini analiz yöntemi var. Biz bu çalışmada da bağımsız bileşen analizi yöntemini kullandık. Bağımsız bileşen analizi, Bolt sinyalini zamansal olarak, şurada gösterdiğimiz zamansal olarak ilişkili olan uzamsal haritalar şeklinde birkaç bağımsız fonksiyonel ağ ayırmak için çok değişkenli ayrışmayı kullanan bir analiz yöntemi. Bu analiz sonucu elde edilen, burada da birkaç örneğini verdiğimiz dinlenim durum ağı dediğimiz her fonksiyonel ağ, her voxelin zaman serisiyle o beyin ağının ortalama zaman serisi arasındaki korelasyondan türetilen Z-skorlarının uzamsal bir haritası olarak elde ediliyor. Buradaki Z-skorun anlamı ağ içindeki işlevsel bağlantının büyüklüğüdür. Şurada göstermiş örneğin, buradaki her bir dinlenme durumu standart bir alan olan MR üzerindeki anatomik beyin görüntüsünün üzerine oturtulmuş görüntüler. İlki varsayılan model. B kısmı dikkat çekerlilik ağı, örneğin C dorsal dikkat ağı. Her bir fonksiyonel ağında kendine spesifik özellikleri var. Örneğin DMN, yani varsayılan modu, beynin otopilotu gibi düşünebiliriz. Yani gün içinde yaptığımız rutin işlerde daha çok bu taraf aktif oluyor. Ya da bir şeye odaklandığımızda ise bu tarafı pasif oluyor, dikkat aktifliğini sürdürüyor. Tabii şöyle anlaşılmasın, hani bir ağın aktif olması için diğerinin pasif olmasına gerek yok. İki ağ birden de çalışabilir. Bunu da söylemiş olduk. Bu sayede bu yöntemde, bu yöntemi bize belirli bir nörolojik durum veya hastalıktan etkilendiği düşünülen bir veya daha fazla dinlenim durum ağlarına, yani RSN'lere odaklanmayı mümkün kılıyor. Kullandığımız veri seti, ben bu çalışmada iki ayrı veri setini harmanladım diyebilirim. Bir uçla veri seti, diğeri cobre veri seti. Uçla veri seti, 3 farklı hastalık ve bir sağlıklı kontrol grubu içeren bir veri seti. Cobre veri seti ise sadece şizofreni ve kontrol grubunu içeren bir veri seti. Ben de bu iki veri setini kullanmamın sebebi ise benzer görüntüleme protokollerine sahip olması. Tabloda belirtmiş olduğum yaş aralıklarını baz alarak da Ujla veri setinden 27 sağlıklı erkek kontrol ve 33 şizofreni erkek hastayı, Cobre veri setinden ise 30 sağlıklı erkek kontrol ve 27 şizofreni erkek hastayı çalışmaya dahil ettim. Ardından da ön işlem basamaklarına geçtik. Ön işlem aşamalarının tamamında FSR yazılımını kullandık. İlk adımımız başlangıçta hem MR sinyallerinin manyetizasyon dengesini sağlamak hem de yapılacak analizlerde sağlıklı sonuçlar vermesi açısından uçla veri setindeki her bir kişiye ait fonksiyonel MR görüntüsünden ilk 7 boldu. Cobre veri setindeki her bir kişiye ait fonksiyonel MR görüntüsünün ise ilk 5 boldunu atarak bold sayılarını 145 bolda eşitledik. Ardından da anatomik ve fonksiyonel görüntülerden beyin dokusunun kafatasından ayrıştırılması işlemi için FSR'in BED aracını kullandık. Bir sonraki adım, McFlaherty ile MR kaydı sırasında ortaya çıkan kafa hareketlerinin düzeltme işlemi yapıldı. Ardından dilim zamanlama düzeltmesi ve fonksiyonel verilerin standart alan olan MNO-152 alanına kayıt işlemi, sonra uzamsal yumuşatma, en sonunda hareket ve diğer sebeplerden dolayı oluşabilecek artefakları gidermek için ıcı aroma işlemi ve yüksek geçişli zamansal filtreleme işlemini gerçekleştirdik. Böylelikle de ham fonksiyonel MR görüntümüz artık analize hazır, ön işlenmiş hale getirmiş olduk. Bu ön işlem aşamaları tamamlanan veriler üzerinde de FSR'lik melodik aracını kullanarak bir grup ucu analizi yaptık. Bu grupa da 57 kontrol ve 60 şizofren hep birlikte o yazılımı kullanarak bir grup ucu analizi yapılmış oldu. Analiz sonucumuzda da bize 47 bağımsız bileşen verdi. Ve biz bunlardan 21'ini literatür çalışmalarıyla karşılaştırarak anlamlı dinlenim durum ağı olarak, yani RSN'ler olarak değerlendirdik. Örneğin kutularımızın verdiği medial görsel ağ, içsel ağ,
lateral görsel ağ, dorsal görsel ağ, merkezi yürütme ağ, sağ sensörimotor ağ gibi 21 tane anlamlı RSN verdi. Ardından da bu grup ucu analizi sonrasında Epitel'in doğal regresyon aracı kullanarak iki grup arasındaki farkı karşılaştırdık. Gruplar arasındaki istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları saptamak için de EPSL'in randomize aracı ile parametrik olmayan permütasyon testlerini uyguladık. Çoklu karşılaştırmalar için de P0.05 küçüktür anlamlılık eşiği seçerek elde ettiğimiz ıcı haritaların anatomik lokalizasyonlarını belirlemek için EPSL içerisinde var olan Harvard-Oxford Kortikal Yapısal Atlas kullandık. Ve analiz sonucunda şizofreni hastaları herhangi bir ağda önemli ölçüde artan bir bağlantı göstermedi. Sağlıklı kontroller ile erkek şizofreni hastaları karşılaştırıldığında ise dorsal görsel ağ, lateral görsel ağ ve sağ sensörimotor ağlarında azalan bir bağlantı bulduk. Örneğin ilk azalan bağlantımız dorsal görsel ağ. Buradaki o sarıdan turuncuya giden standart beyin üzerine oturttuğumuz görüntü dorsal görsel ağ. Üzerindeki yeşil kısımlar ise o ağ üzerinde kontrol büyüktür şizofren kontrastında azalan bir bölge. Bunu da yine EPSL'in kendi içerisinde bulunan atlaslar sayesinde koordinatlarını belirleyip o koordinatın nereye denk geldiğini bulmuş olduk. Bir de P'yi 0.05'ten küçük olarak almıştık ancak bu program çıktısı bize P görüntüsünü değil de 1-P görüntüsünü verdiği için anlamlılık eşiği 0.95 ile 1 arasında oldu. Buradaki azalan bağlantı kuneal kortekste görülmüştü. Kuneal korteks ise oksipital, temporal görsel bölgenin bir parçası ve görsel bilgiyi alma ve ardından da alınan bilgi işleme işlemini içeriyor. Ayrıca dikkat kaymalarına aracılık da dahil olmak üzere dikkatin düzenlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle şizofreninin belirtileri arasında yer alan görsel hafıza disfonksiyonu ve dikkat kopukluğu kuneal korteks ile ilgili problemler veya hasarlarla ilişkilendirebilir diyoruz. Bu bulduğumuz sonuç da bizim çalışmamızı destekler nitelikte oluyor. Diğer azalan bağlantımız ise lateral görsel ağda bulundu. Ve lateral görsel ağında lingual gyrus ve lateral oksipital korteks bölgelerinde bulundu. Lateral oksipital korteks esasen görsel korteksin yan kısmı ve nesne tanıma, yüz tanıma ve hareket algısı için iyi bilinen bir işlem merkezi. Lingual gyrus ise görsel motor işlemeye katkıda bulunan ve uyku sırasında rüyaları oluşturma veya hatırlatmada önemli bir rol oynayan bölge. Bu nedenle de hem lingual gyrusun hem de lateral oksipital korteksin işlevsel bozukluğu, görsel ve mantıksal işlemenin etkilendiği şizofreninin belirli semptomlarından sorumlu olabileceği sonucu çalışmamızda bulduğumuz sonuçları destekler niteliktedir. En son azalan bağlantımız ise sağ sensörü motor ağda bulundu. Oradaki azalan bölgenin koordinatları da postsantral gyrus. Postsantral gyrus bilişsel, duygusal işlevlere büyük ölçüde katkısı olup sadece şizofreni hastalarına spesifik bir bölge ve şizofreni patofizyolojisinde yer alan bir bölge. Ayrıca bu bölge dokunma duyusunda ana duysal alıcı bir bölge. Ve şizofreni hastalarının da dokunma, sıcaklık, ağrı hissi uyandırma, gerilim ve titreşim anormallikleri sergilemesinin bu postsantral gyrus'taki azalan bağlantıdan sebep olabileceği sonuçlarımızı desteklemektedir. Yani tüm psikiyatrik bozukluklar arasında şizofreni tanımlanması en zor hastalık olarak kabul ediliyor. Bu çalışmada sinir bilimde patolojik bulgu vermeyen şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlıklarda hastalığın altında yatan nörel mekanizmanın anlaşılmasına katkıda bulunabilecek umut vaat edici bir çalışma. Şizofrenide fonksiyonel çalışmalarla birlikte beynimizde hangi dinlenme durum ağlarıyla daha yakından ilgisi olduğunu yeni bakış açılarıyla anlamak, tedavide daha etkili yöntemlerin geliştirilmesi için muhtemel bir anahtar olacaktır diyebiliriz. Teşekkürler. Peki. Sayın Ebru Aker, biz de teşekkür ederiz bu ilginç güzel çalışma için ve sunum için. Sağ olun hocam.
Katılımcılarımızın sorusu var mı acaba? Evet, süreyi biraz açtık. Evet. Genel olarak sorusu ya da yorumu olan yok ise ben oturumu yavaş yavaş sonlandırmak isterim. Bütün katılımcıları ve evet bir soru gelmiş. Normal insanla şizofren insan arasındaki beyin dalgaları değişiklik gösteriyor değil mi diye. Ne dersiniz bu konuda? Ya beyin dalgaları üzerine çok çalışmadım. Daha çok görüntü üzerinden gittiğim için hani tabii ki değişiklik gösteriyordur diye düşünüyorum. Yani bu analizlere EEG'nin de belki katılmasıyla daha isabetli çalışmalarda sonuçlarda elde edilebilir. Evet tabii ki hocam. Birlikte yapılan çalışmalar da var. Hı hı. Peki. Başka soru var mı acaba? Peki. Biz de sorunuz için teşekkür ederiz size. Ben evet bütün katılımcıları, diğer ekip arkadaşları ya da hocalarıyla birlikte hem tebrik ederim hem de katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Hepinize çalışmalarınızda bundan sonraki başarılar, başarılarınızın devamını dilerim. Belki bir gün yüz yüze de bir konferansta, kongrede de başka vesileyle arkadaşlar karşılaşırız, yüz yüze de tanışırız. Bu vesileyle tanıştığım arkadaşlar, memnun olduğumu ifade etmek isterim sizlerle tanıştığım için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, sağlıkla, hoşça kalın. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam.